kabul eder. Kabul buna aittir. Zihni çalışmasa ne anlatırsan anlat o filozofa ahireti kabul edemeyecek. İnsan belirsizliğe asla dayanamaz. Tahammül edemez. Alemimizi tam da zihinde oluşturuyoruz. Kişinin herkesin dünyası farklı dediğim şey zihin. Her şeyin her şeyini, her cihetini bilen bir ilim. İlim. Nasıl anlarız bir kişinin kişiliğini? O alemin içinde de bir ben var. Çekirdek. Bana cevap. Bana cevap veren. Heylanın. Bana cevap veren. Yani heylan geliyor. Heylana küfretmektense, bağırıp çağırmaktansa onu kendi menfaatına nasıl yönlendiririz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi dünden beri merak ediyorum böyle. Eskiden beri merak ediyorum da ilk yarım saati dinlemenizi tavsiye ederim Resul. Diğerleri belki sıkabilir. Haklısınız. Çünkü meşgul olmadığın şey sıkar yani. Külliyattan dahi olsa. Yani kendinize fatura kesmeyin. Niye ben bunu yapamıyorum deme. Çünkü Risale-i Nur ism-i azamdan ve her ismin mertebe-i azamından geldiği için vazifesi, vazifedar olma noktasında küllidir. Oradan bir bölümüne merak edersin. Ha siz de sıkılabilirseniz, sıkılırsanız böyle. İlk yarım saat önemli. Hem psikoloji diyebilirsiniz, hem de davranışlarımızı, hem içimizi tanımak adına yarım saat çok önemli. Ondan sonra sıkılırsanız Yusuf çıkabilirsiniz, böyle gezersiniz. Ama ilk yarım saat dinleyin. Anlamasanız da dinleyin çünkü soru anlarsın. Hiç diye gitmez bu. Bu psikolojinin de altyapısı göreceksiniz. Daha altı veri tabanları. Psikolojinin dışa vuruşlarıyla de meşgul olduğu gibi çıkış sebebini de arar. Ama bu fıtrat. Mesela adamda bir davranış bozukluğu var. Davranış, hoş geldin. Davranış bozukluğu var. Psikoloji der ki bu genetiktir. Bir tarafıyla genetiktir. Kültür, kültürseldir. Toplumsaldır. Bulunduğu ortamdır. Dedikleri doğru. Bakar ama bu öyle değil. Bu tamamen yazılım da değil. Arkası. Size göreceğiz şimdi. Merak ettiğim şuydu. Eskiden beri merak ediyorum ama iki günden beri araba kullanırken, derse giderken, ders yaparken hep böyle bilmem sizde oluyor mu? Gafur burayı dinle abi. Bakarsın bak ama bu şu merakımı. Şimdi biz tekiz. Mehmet kardeşle biraz konuştuk. Böyle eyvallah. Şu anda tekiz. Herhangi bir şey yok. Fikir, hayal, zan, tereddüt, şüphe, vehim, vesvese, vefa, şefkat, şehvet, gadab, merhamet, uvvet, her şey. Böyle şeyler uçuşuyor. Ama hiçbir şey yok böyle. Şu anda hiçbir şey yok. Sade bir hayat var ya. Nerede bunlar ya? Böyle bir şey. Ve buradayım. Kahve istiyorum. Sıkıntıdan kaçıyorum. Köpekten uzaklaşıyorum. Acıkınca mutfağa gidiyorum. Böyle bir şey ya. Fikirler, zanlar, bir şeyler deniliyor. Haritalar çiziliyor. İşte doktor diyor ki, bu diyor 3 yaşında bir travma geçirmiş diyor. Olduğunu söylüyorum yani. Bir doktorla, kardeşle tanıştık. Tedavi etmiş de onu söylüyordu böyle. Bir de benle şey yapıyor. Karşı iki tarafta. Diyor ki, abi diyor bu nasıl yani benim bildiğim bildik ama bilmediğim taraf ne? Bu çocuğun bu davranışı aşırı korunmuş, kollanmış. Veya bir travma geçirmiş. 3 yaşında bir şeye şahit olmuş. 3-3,5 yaşlarında. Ona bağlıyor. Bu oraya kadar gidiyoruz diyor. Onu silmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki yüzeyseli düzeltmek için. Oradaki travmayı, o şahit olduğunu. Ben ona dedim ki bu bir şey ortadan kaldırmaya gücünü harcama derim. Bir şey ortadan kaldırmaya gücünü harcama. Çünkü olmayacak. Olmayacak şeyi yapıyorsun. Vesveseyi ortadan kaldırmaya çalışma. Yaban arılarıyla mücadele gibi. Etme. He. Hayatın içeriklerinde nihayetsiz ihtimaller var. Yaşanmış ve yaşanacak. Sonsuz. O tarafını yaşadı çocuk. Ötekisi de başka şekilde yaşamış. Bununla beraber yaşamayı, fıtratta bunların olduğunu, unutmaya çalışmak, şiddetleneceğini unutma dedi. Bir şeyi savaş açarsan, yani unutmaya çalışmak veya onu silmek, o tramvayı daha şiddetlenir.
kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Şimdi ben zihinden şey yapacağım. Zihni bu dima çalışmamı okudum, bitirdim. Araştırmamı bitirdim. Şu anda beraber mutala ve müzakere yapıyoruz. Ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Zihin 11. dersimiz. Bugün 14-11-2021 Tepecik'teyiz. Şimdi o zihni çalıştım. Abi şeyi tamamlamadınız. O biraz merakımı uyandırdı. O çocukla alakalı siz olsanız ne yapardınız? Hı hı. İşte ona onu anlattım ama uzun ama şunu dedim. O çocuğa onu sildirmeye, işte onu terapi yapmalara, cerrah vermeye, şunlar bunlar değil. İnsanı anlatırdım. İnsan her şey hamiledir. Siyahı da doğurur, beyazı da doğurur. Aynı anne, zalimi de doğurur, merhametliyi de doğurur. İnsan fıtratında sen şimdi 3 yaşındaki tramvayı silmek değil, bu hayatın gerçekliğinde ne kadar çeşitlilikler var. Bunlar insanın doğasında vardır. Bu ona onun için belki doğrudur. Bunun için yanlış oldu. Şahit oldu ya çocuk. Ama onun için doğruydu. Belki de doğruydu. Yani insan bir çekirdeğe benzer. Kurumuş dalı da var, yaprağı da var, sararmış yaprak da var vesaire. Yani insanı anlatırsan insan nedir? Onun gayet normal olduğunu görecek. Yani heylan geliyor. Heylana küfretmektense, bağırıp çağırmaktansa onu kendi menfaatına nasıl yönlendiririz? Yani o çocuğa o tramvayı yok kabul et. Onu öyle anlatılıyor. Onu hatırlatıcı ortamlardan uzak ol. Yani objelerden, simgelerden, hatırlatıcı şeylerden. Hatta memleketi değiştir diye demiş. O ortamı şey yapmak için. Onu ortaya çıkaracak sebepleri kaldır. Mesela kendime de bakıyorum. Yeni yeni fark ediyorum. Malum hadisemden sonra 3 sene leylim leylim olduğumu şimdi anlıyorum. Yani çok tuhaf yani. Hayat böyle, garip. Ve psikoloji veya enfusi derslere eğimli olmaya beni itmiş olduğunu görüyorum o hadise. Ve o çıkışımdan, içeriden çıktıktan sonraki halet-i ruhiyemin çok böyle baktığım zaman çok garibime gidiyor ya. Ama garip baktığım zaman ama hayatın içerisinde gayet normal. İyi ki olmuş. İyi ki olmuş. Bir şey daha. Yani o travmanın seni esir etmesine müsaade etmeden anlamlandırmak. Onu anlamlandırıp onu kullanmak. Kullanmak. Onlarla kafasına çevirmeye. Şenfaat. Mesela bunlarla alakalı gönderseydiniz keşke abi bize göndermediniz. Ha göndermedim. Çünkü son dakikalara kadar yazıyordum. Şimdi bir şey okuyayım bunlarla alakalı. Diyor ki varın üzerine akıl kurarken akıl varın üzerine kendisini kurgular. Yani vahiy ile hayat anlamlandırır. Var, hariç var. Akıl bunu yaparken zihin yokun üzerine seni kurar. Mesela fakir olmak. Bak şimdi ne demek? Akıl çok önemli de siz burayı dinleseniz böyle şey yapsanız o istifademden istifade edersiniz. Ben sen geldiğin zaman yazıyordum son şeyi. Mesela ne yazıyordum? Sözler 116, sözler 114. İsterseniz metni okuyayım sonra bunu şey yapayım. Diyor ki işte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti. Niye akıl etmedi? Haşrın kabulünü zihni müheyya etti. Abi özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Akıl var olanı zihin yok demektense zihin gayb olanı desek acaba? Tabii en doğrusu. Yok biraz değişik bir şey oluyor. Yok derken. Ama gayb olan. Gaybden de arkası. Akıl için gayb olan bir şeyi zihinle anlayabiliriz. Yani burada aklın bir üst mertebesinin zihin olduğunu mu kastetmek istiyorsunuz? Şu üst mü üstü yok. Şöyle. Gayb da değil. Adem üzerine. Mesela karanlık yaratılmaz. Karanlık vardır. Aydınlık yaratılır. Mesela karanlık her daim vardır. Yokluk gibi. Vücuda benzeyen nur onu örter, aralar. Şu anda karanlık vardır. Eğer karanlığı ortadan kaldırırsanız nurun mertebesi yoktur. Hani acizliği Allah'ın kudretinden çıkarırsanız kudret sonsuz olur. Cehaleti Allah'ın ilminden çıkarırsanız ilim sonsuz olur. Karanlık yaratılmaz, vardır. Vücut yaratılır, nur yaratılır. Nur onu aralar, üzerini şey yapar,
Şimdi diyor ki, bu iki günden beri bunlara çalışıyorum. Niye aklı değil de zihni muheyya etti, hazırladı? Diyor ki, işte şu ayetler haşrin kabulüne, haşrin öldükten sonra dirilmeye, adam çok dev adam, zeki. Bu dinden kopuksa aklı yok, yani aklı aşağıda, zihni yukarıda, zekası yukarıda. Dev adam ahireti kabul edemiyor. Filozof, bilim adamı. Müslüman diyelim, nasıl ehli sünnet olamıyor, şia oluyor, ehli bida oluyor, ne bileyim çapraşık şey. Ha, bu insan ise aklı önde, doğru, haşrı kabul ediyor. Haşrı kabul eden akıl değildir. Onu gelecek şimdi. Haşrı kabul eden zihindir. Kabulü zihin yapar, serbest bölge anlamlandırır, akıl vahiy ile muhatap olarak analiz eder, tasdik, ilim yapar, tasdik, o vahiy, ahiretin ilmini yapar, zihin kabul eder, kalp iman eder. Yazın abi onu isterseniz. Yazayım. Şurayı. Şunu silerken ben şu metni okuyayım. Zaman vermeyeyim. Geç abi sen. Nereden? Ezber değil. İki günden beri yani şey değilim. O şeyde duruyorum ha. Böyle ben şu anda tekim. Hatta Arnavutköy'e giderken arabayı çektim. Ondan sonra polis herhalde şey de yapmış. Çekmişim ben böyle tam şeyinde. Ondan sonra geçerken ilgisini mi çekmiş? Böyle durmuşum yani. Arnavutköy'e giderken bir hatıramı da nakledeyim de. Ondan sonra polis sonra gitti geldi. Böyle kaldım diyor. Zannetmiş ki hasta. Kaldım. Hemen durdu beyefendi. Böyle daldım. Bunu düşünüyorum. Tamam böyle. Ya bu kabulü dedim. Niye akıl demiyor da zihne diyor. Beyefendi bir şey var. Dedim ya akılla zihni düşünüyordum dedim. Bir şey var kesin. Ötekisi geldi dedi ki. İyi misiniz dedi. Semeyiciniz daha iyi. Aynı böyle dedim. Akılla zihin farkını düşünüyordum. Daldım dedim. Böyle gitmek istemediğim için çektim. İyi misiniz dedi siz. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu da. Neyse dost olduk onlar. Şimdi işte şu ayetler. Bak çok garibinize gidecek ama soru sorun. Bak şu ayetler. Haşrın kabulüne zihni muheyya etti. Ben yazsaydım vallahi akıl derdim. Vahiy geldi. Akıl hazır oldu. Kalbi de hazır etti. Zihni muheyya etti. Kalbi hazır etti. Hadi bu tesadüfen yazılmış. 114 okuyor. Ve çok var bu küllet. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bu ahiretin ispatıydı. Biraz önce anlattım. Ahiretin varlığı. Şimdi ahiretteki Allah'ın işleri. Çok garip olacak ya. Bir anda her yerde olacağız. Hiçbir yerde olmayacağız. Ondan sonra iyi dinleyin burası. Bir anda her yerde olacağız cennette. Hiçbir yerde olmayacağız. İstediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Bunu biz dünyada Cenab-ı Hak için söylüyoruz. Acayip bir efal. Şimdi efalinden bahsediyor. Birinci okuduğum 116'da ahiretin imani kabullenmesi zihne verdi. Şimdi efal. O memleketteki fiilleri söyleyecek. Farklı. 114 sözde. Cenab-ı Hakk'ın bu akılla yazılamaz bu eser. Vallahi olamaz yani. Bu kadar ince şeyler 30-40 sene sonra fark ediyorum. Ahiretin varıyla efalini, ahiretin varlığını muheyya zihne, efalini bakayım öyle. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, kendisi değil, ahiretin kendisi değil, efalini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike muheyya etmek için bir idadiye suretinde. İdadiye ne demek biliyor musunuz? Hazırlama, genişletme, hazırlama, yetiştirme ve geliştirme. Osmanlılar'da bu idadiye okulu vardı. Nedir o? Ortaokulu lise midir? Lise. Dünyadaki acayip efalini zikreder. Yani Allah'ın ahiretteki acayip işlerini kalbi hazır, zihni muheyya etmek için buradaki örnekleri veriyor. Zihni çalışmasa ne anlatırsan anlat o filozofa ahireti kabul edemeyecek. Ahireti kabul edemeyecektir. Ne yaparsan yap. Yani ahireti iman etmesi mümkün değil. Mesela yazayım. Serbest bölge tanımlar, tavsif eder. Yani düşünür. Ne demek biliyor musun düşünür? Düş. Mazar olur. Ben mesela deriz ya
çok iyi biliyoruz ya hani bunu bile. Düşünme, bana ait. Sana ait değil. Düş, düşe mazhar olmak. Düş, düşünmek. Nedir o? Sırf yöneliyorsun, adres diyorsun, talep ediyorsun, cevap geliyor. Onun adı düşünmek. Düşlüyoruz yani. Düşe mazhar oluyoruz, düşünmek. Düşünmek, ahireti tanımlamak. Vahiy ile anlamlandırır. Tasdik ile ilim yapar. İlim yapar. Zihin ile kabul eder. Kabul buna aittir. Bu tasdik yazar mısınız abi? Tasdik. Kalp ile iman eder. Haşri. Şimdi ne acayip yaptınız abi ya? Serbest bölgeyle akıla sanki kişilik verdiniz. Onlar zatıyla yapıyorlar. Tasdik, zihin ve kalp sanki onları birisi kullanıyor. Bak şimdi adam ne dedi? Kişilik, onu da yazdım. Neye benzediğimizdir? Karakter ise ne olduğumuz? Bu kişilik nasıl diyeceğim? Bu kişilik benzemeye bağlı. Peygamber'e mi benziyor? Şöyle bir şey diyeyim. Bu garibinize gidecek mi? Ama öyle. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın şöyle kalp atışları var ya. Tık 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 böyle. Şöyle yapayım da. Allah Resulü'nün kalbi böyle. Böyle böyle. Böyle böyle değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kalbi niçin böyle diye anlat. Öne çıkan bir sıfatı yok. Diğerlerini ezecek bir sıfatı yok. Bütün isimlerin mertebi azamına. Çok antika bu. Ve ismi azama mazhar olduğu için her şey armonidir. Her şeyin zirvede olduğu için galip yoktur. Onun için mutlak gözükür. Onun için Mustafa'dır. Nefsi arzularından istifa ettiği için istifa, estefa, Mustafa. İstifa edince efsat, vasata gelmiş. Öne çıkan böyle bir dalgası yok. Bu öne çıkmış. Peki ben bu kesiti görmek istiyorum Gafur. Şu kesitini görmek istiyorum. Bunun adı yani bu şuraya sadakat de. Şu adalet de. Şu haya de. Bu ilim de. Hepsi eşit. Yani göremiyorum pek. Ayna lazım ona da. Allah ayna olduğu gibi. Peygamber. Dikkat edersen en latiften Allah'a ayna, peygamber. Ona da ayna. Ebu Bekir buna ayna olmuş. Ebu Bekir'in sıdıkiyeti öne çıktı. Nereye göre? Adalet aşağıda, hilm, edebi Osman aşağıda, ilim daha aşağıda. Ebu Bekir, Ebu Bekir demek ruha verilen bir isim. Unvan nedir? Sıdıkiyet. O zatı mıdır onda? Hayır. O aynada Allah Resulü'nün sadakati gözüküyor. Onun sadakati değil o. O kişilik mi oldu abi? Evet. Sahiplendiği için kendisine madem sahiplendi senin olsun. Aslında Allah Resulü'nün sadakatine en cami ayna olabildiği için. Yani sadakat müstakil olsa Allah Resulü'nün şu kesidi nasıl olurdu? Ebu Bekir'e bak. Resulullah'ın sadakati buna benziyor. Adalet mesela Hazreti Ömer'de şunun gibi öne çıkmış. İlim daha aşağıda. Sadakati şurada Hazreti Ömer'in. Adalet yukarıda. O Ömer demek aynadaki peygamberin adaleti gözüküyor. Yani Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam adaleti müstakil olsa, öne çıksa nasıl olur? Ömer'e bak. Zati değil o. Zatı kazanım değil. Aynasında öne çıkar. İlim de Hazreti Ali öyle düşün. Tamam. Dolayısıyla Allah Resulü'nün armonidir yani. Hepsi bütünsel olduğu için öne çıkan olmadığından onu daha şey yapamıyor. Herkes kendisine sadakati şöyleydi. Tamam da adaleti de böyleydi. Aynı seviyedeydi. Mertebesiz mertebe. Böyle bir şeydi. O zaman bize
o kadar şey yapmıyor. Şimdi nereye götüreceğim? Bu vasıfları ile peygamberin halifesidir. Yani bizatihi olmasa da bile ne aydır ne gayrıdır? Sadakat, Hazreti Ebubekir'deki sadakat, peygamberin sadakatının ne aynısıdır ne gayrısıdır. Adalet de öyle. Ondan dolayı halifedir. Halife nedir? Halife, onu, o değil ama onu tanımlayan. O yönünü temsil eden. Temsil eden diyelim. Tamam, biraz şeye doğru gideceğiz de. Onun için halifeler, Allah Resulü'nün halifesi temsil ettiği için onun sünneti de demiş Allah Resulü, benim dört halifemin sünneti benim sünnetim gibidir dedi hadis. Şimdi iyi dinle. Onlar Allah Resulü'nün halifesiydi. Biz Allah'ın halifesiyiz. İnsan ruh zeminde halife-i arz. Ne demek o? O değiliz ama onu tanımlıyor. Bütün esma ve sıfatlarını. Evet. Tamam. Şimdi karakter kişilik ayrı bir şey. Mesela kişilik. Nasıl anlarız bir kişinin kişiliğini? Kime benziyorsa onunla şey yaparız. Kişilik benzemeyle. Karakter ise, karakter ne demişim? Ne olduğumuz. Ne olduğumuz. Ne olduğumu da bilmiyorum. Ben onu çözemedim ne olduğumu. Ama şununla çözdüm. Ne olmadığımı çözünce ne olduğum çıktı. Yani kendisi tanımlayamıyorum. Avlayamıyorum. Alabalık gibidir. Tutarsanız alabalık çok yağlıdır ve çok atiktir yani. Onun kadar canlı ve hareketli bir balık yoktur. Yani tutamazsınız asla. Suda tutamaz. Her şeyi tutarsanız. Bunun gibi yani ne olduğumu bilmiyorum. Olmam devam ettiği için ne olduğumu bilmiyorum. Ama ne olmadığımı bilirsem ne olduğumda en azından kafatası da gözüküyor. Şimdi biz her şeyimize sahip çıkıyoruz. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Bunlar hep sana verilmiş. Hep sahip çıkmışsın. En iyisi benim ruhum dediği için burada, burayı da kaçırmamanızı istiyorum. Ene de Allah tayin ve teşahhus ediyor. 8. 9. sayfası şu alar. Bir daha ene de Allah tayin ve teşahhus ediyor. Ama sırrı insani tayin ve teşahhus yok. Karakterin mahiyeti. Artık orada konuşmuyoruz. Yani eğer sen sadakatı Ebu Bekir'in zatına verirsen, evet, aynı darlığını bırakırsan, peygambersiz bu sadakat olabilir miydi? O zaman o zatına sadakat, niçin bu aynaya Ebu Bekir sadakatı öne çıktı? Onun aynası onu iyi gösterdi. Mesela kristal avize diyorum ya, bazen diyorum, bak sigara içeceğim, şunu yapacağım, israf. Avize alemini, bak israf sevmeyen bir insanım. Ama böyle bakarsan al, yoksa al. Böyle oturuyorum, farklı ışık gözüküyor. Bazı evlere gittim. Öyle bakıyorum. Etkiliyor beni. Ama aynı. Nereden bakıyorsa ışık değişiyor. Şimdi bu, evet. Nereden bakıyor? Şuradan baktım. Turkuaz gözüktü. Birisi bana video gönderdi. Ya Ali'ydi ya bu. Ya da başka bir şey gönderdi. Şeyi gönderdiler bana. Kutuplardaki orada durmuş. Tayfları böyle kırılma böyle. Mavimsi, turkuaz böyle böyle bir kıranı bir... Yani çıldırıyor güneş yani. 6 ay çıldırıyor. Hep kıvrılıyor, dalga yapıyor, böyle yapıyor. Böyle acayip bir şey. Anafor yapıyor, anafor. Yani bir şey değilim diyor güneş. Yani dünyada, ulan gündüz mü olayım, gece mi olayım? Hiçbirisi değil. Onun için kıvranıp duruyor. Hiçbir şey olamamış. Yani tam kutuplardan ne gündüz de şey. Gündüz gibi değil ama. Gece gibi de değil. Böyle o böyle ışık kırılmaları böyle kıvranıp duruyor yani böyle. Yani bir şey olmak istiyor. O nihayetsiz gibi gözüken o renk şeyleri, tonları gündüz teke dönüşüyor gibi gözüküyor. Ama tek değil, hepsini barındırıyor. İşte biz biliriz. Hasan abi, ben geçen hafta gelmedim ya, biliyorsunuz değil mi? Geçen haftaki konuşma haklarımı bu hafta edildi. O zaman geçen hafta yemek yedim, bu hafta yemek yemeyeceğim. Şimdi abi şu mesela bir şey söyleyebilir miyim? Şu su değil mi abi? Şimdi bu ıslak mı abi? Hı.
Devam et sen. Buna ıslak diyebilmek için zihninizin müheyya olması lazım. Ama şuna ıslak diyebilmek için aklınızla bakmanız lazım. Bunu artık görüyorsunuz. Ama bu artık bunun zatında. Buna anlayabilmeniz için ıslak mıdır? Zatından olanı anlamak için zihninizi müheyya etmeniz lazım. Var ama siz görmüyorsunuz. Bu ıslak ama mahiyetinde. Ama bunu aklınızda görüyorsunuz. Evet, hariç. Evet, hariç olduğu için. Evet, doğru. Burada da Resulullah'ımızın Ebu Bekir zihniyle müheyya olduğu yönü sadakat. Evet. Ama aklıyla gördüğü diğer vasıfları. Evet, doğru. Şimdi bir daha okuyorum metni, ondan sonra şey yapacağım. Zihin, ne ısınmamız bu cinsten? Bakın ustad, zihni nerede kullanıyor? Haşirde. Yani burada ise aklı kullanıyor. Şahit olduğumuza aklı kullanırken, arka tarafı, gaybda olanı, arkayı şeyde zihni kullanıyor. Çok tuhaf. Ama şu andaki bir psikoloji veya tıbbın söylediğini onu da biliyorum. Kısmen onların eserini de okudum. Şeylerini de dinlemişim. Dinliyorum. Bakayım ne diyor, ne farklı. Ustad da farklı ne? Zihni, aklın bir hazmetme sistemi diyor. Mesela bilgileri hamurlama, işleme yeri. Ben ana fikir söylüyorum. Tıbbın bugün söylediği, ben onları da dinlemişim, biliyorum. Bu zihnin, ustadın, benim değil, Tobe, söylediği yer, zihin, vicdanda. Bu ustad ayırt ediyor. Yani bugün bilimin söylediğini söylüyorum bir daha. Zihin, aklın işleme sistemi, bilgi işleme ve dönüşüm olma. Mesela akıl işler, akıl malzemeyi getirir der, zihin bunu işler, biz oluruz, karakter oluruz. Ama biz Risale'den biliyoruz ki düşünceye sahip tasavvurumuzdur. İşte insanı insan yapan çok kaliteli yerimiz odur. Serbest bölge. Her çeşit düşünce imkanı olması lazım. Sonra düşe gelecek, düşünceler olacak. Bu serbest bölgede. Akıl bunu ne yapar? Vahiy ile anlamlandırır şunları. Yani onu sistematiğine koyar. Yani düşe geldi, düşünür. Bu vehim, vesvese, şüphe, zan. Osman tamam, bile ezber konuşmayalım. Bu ne demek? Buraya geldi. Yani şurası şekil, düşünceler, zanlar, malumatlar, şüpheler, tereddütler hep burada. Tamam. Niye geldi? Savaş mı? Onun için diyorum. Çeşitli çeşitli hayaller geldi. Çeşitli çeşitli zanlar, bilgiler geldi. Bu nedir? Düş oldu. Düş. Düşünür. Nedir o? Bilgi, malumat şeyi. Komplesine düşünce dedim. Sonra bunun ne olduğunu, bu taakul, bu akıl vahiy ile anlamlandırır. Başka bir şey anlamlandıracak malzemesi yok. Yöntemi yok. Formül yok. Cihazı yok. Ne ile yapacak? Vahiy ile yapacak. Vahiy muhatap olduğu için. Tamam. Kıblesi aklın vahiydir. Eğer taakkulumuz vahiye tabi olursa aklımız öne çıkar. Eğer vahiyden yüz çevirirse zekamız öne çıkar. Bak zeka sol tarafa doğru, akıl sağ tarafa doğru eylemi vardır, meyli var. Şimdi akılla vahiy ile, yani akıl vahiy ile bu düşlerini, yani aktarılmış. Kim aktarmış bunları? Şeytan, bizdeki nefs emmare, iblis, melek düşledi, düşleri attı, buraya attı. Bizde düşünce oldu, dışarıdan atıldı. Vahiy ile biz onu anlamlandırdık. Sonra tasdik, ilim denilen tasdik. İlim de neydi? 550 miydi sözler? Her şeyin her cihetini bilmek. Her şeyin her cihetini her şeyle olan.
münasebetini. He, 550 galiba. Orada. Sizin söylediğiniz gibi abi. He. Her şeyin her şeyini, her cihetini bilen bir ilim. İlim. Ve bilir bir ilim. Bir, evet. Şimdi ilim, tasdikte de ilime dönüştü mü abi? İlime dönüştü. Haşir mesela. Allah var mı? Yani ihtiyaçtır. Düşünceme geldi. Düş oldu. Düş. Akıl vahiyle ben kabul etmez. Anlamlandırdı vahiy. Ya var bir sürü misaller getirdi. Aklı ikna ediyor vahiy. Bak diyor fenzur. İlâ asâli rahmetillâhi keyfe yuhu ilâ ahire. Bak diyor. Akıl Allah Allah bunlar ahiret var yok diyorlar. Vahiy ile Allah da buna hitap etti. Ve onu ikna ediyor. Malzeme veriyor. Sonra atıyor tasdikte ilim oluyor. Onu kabul eden, ahireti kabul eden akıl değildir. Zihindir. Zihni kabule muheyya etti. Muheyya hazırlamak demek. Kalp da ne yaptı? İman etti. Şimdi zihin kabul etti. Kalp da iman etti. Haşrı. Tabii 114'teki yere bakarsanız biraz değişiyor oradaki şey. Hangisi? Söyle abi. Yani o diyor ya Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerin kalbe kabul etti. Bu efal içindeki sistemin yani ahiretin kendisi değil bu. Tamam ahiretteki harika efalleri kabul eden kalp gibi duruyor. Tamam. Kalp. Sanki şöyle bir kayacakmış gibi oluyor. Yani hı-hı. Orada yazdığımız. Ettirmek isale hükmünde ve zihni tasdike müheyyâ ediyor. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Zihnin fonksiyonu tasdik oluyor. Şimdi ne yaptı? Ben onu da düşündüm. Dedim ya niye böyle bunlar 116 ile farklı yaptı? Hı-hı. Mesela kabulü 116'da zihin yapıyor. Evet. Bak mesela 116'yı okuyayım. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika yok. 116. İşte şu ayetler haşin kabulüne zihni muheyya ettiği gibi kalbi de hazır etti. Tamam. Şimdi niye zihni tasdik dedi 114'de? Çünkü tasdikten alıyor. Ne yaptı? Bakışı değiştirdi. Bir, zihinden bakınca dimağa ayrı gözüküyor. Zihnin vazifesi. Dimağdan zihne bakınca farklı gözüküyor. Mesela buradaki bilgileri bu işliyor. Baktığın zaman genel, içeridekini demiyor. İçerideki efali demiyor. Ahiret genel var mı yok mu? Ahiret var mı yok mu? Efali değil. O zaman diyor ki genel söylüyor. Zihin kabul eder. Tasdik o ilim yapar. Ötekisi de kapmışı. Ama efali olunca nazirelerini olduğu zaman bu sefer oradan şey yaptırıyor. Malzeme veriyor. Tasdiki tasdik ediyor. Şey olabilir mi? Abi ayırdığımızda izandan zihne geçiş vardı ya. İşte o. Kalbi tasdik zihin yapar desek yani akli dimağın tasdiki zaten ama tasdiki ilmi tasdiki yaptı mı tasdik? İşte o tasdiki dimağın tasdikiyle kalbin tasdikini farklı. Yani tasdikle izanı ayırmış gibi olursak zihnin tasdiki yani akli tasdik, kalbi tasdik gibi ayırabiliriz belki. Doğru. Ya zaten içsel alemin aklı zihindi. Dersin başında onu söylemiştim. Dış alemde şahit olduğumuz vahiy vesaire alem-i şehadet. Bunların hazırlayan, bunları kabul edip tanımlayan, sembolize eden, sistematiğe dönüştüren akıldır. Ama zihin ise içsel alemin aklıdır. Dışsal alemdeki o tasdik eden, onaylayan, geneli söylüyorum, onaylayan, kabul eden akıldır. Vahiy. Kabul ediyor, tasdik ediyor. Yani genel söyleyeyim. Ama içsel alemdeki kabulü, tasdiki şey var. Ama bu biraz inceleşti. Ne yaptı? 114'te 116 bir genel haşrin kabulü var. Bir de ahiretteki bir anda biz her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Bu sefer bu tasdikteki, şuradaki tasdikteki, şöyle yapayım ki engel olmayayım. Şuradaki tasdikteki olayları var ya, zihne aktarıyor. Zihin, nazirelerini gördüğü için o tasdiki tasdik ediyor. Kafirin ise batılı tasdik ettiği için, yani zihin olmadığında zihnin onaylaması, tasdiki tasdik ettirmiyor. Mesela diyelim ki başkan onayladı. Başkan onayladığıyla bir de öteki birim de onaylayacak da ne zaman nasıl olacak? Tamam buna bu olsun. Bu yol buradan açılsın.
Ama ne zaman açılacak? Onu da ehli mühendisleri konuşacak gibi yani mesela. Bu adamın bu tasdikini, vicdan, bu batıl. Vicdan olmadığı için tasdiki yok. Tasdik olmayınca batıl ilimde kalıyor. Mesela şey, Osman aslında biraz ben de ona katılıyorum şöyle. Zihinde tasdik yazıp kalpte kabul yazarsak zaten iman eden kalp değil ki. İman verilmiyor muydu? Evet, veriliyor. Değil mi? Verilendir. O zaman hem onu da düzeltmiş olalım yani. İman eder diyoruz ya kalp. Kabulün yerine tasdik yazdığım zaman bir sıkıntı yok ki. Tasdikle ilim yaptı. Tamam. Bu zihin, bu tasdik neyi yaptı? Tasdikteki ilmi tasdikledi. Tamam, biraz da gidelim. Kalp ile kabul edecek. Kalp ile kabul edecek. Bu kabulün karşısında ona iman verilecek. Şöyle diyor ama. Şimdi bir şey, Hasan ben özür dilerim. Sari ifade de kabulü şeye veriyor. Mesela kalbi hazır etti diyor. Öteki tarafta da şey söylüyor. Ahirette ben nas'tan dokunmamak için. Tam orada kabul diyor işte. Efallerini kabul ettirmek için İsari hükmüne zihni tasdik-i müya etmek için. Bak diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek. Burada kabul söylüyor efallerini. Oradaki kabulü. Ama bu ne olmuş? İmandan sonra bu. Efal bu. İçeriye girdik. Ahiretteki içeriye girdi. Ahiret kabul o. Bitti ya. Efal bu. Ama 116'da şu ayeti, ama biraz da gidelim. Çünkü bu detayı zaten zihni işleyeceğiz. Ben biraz da şuradan okuyayım da. Kalp ile vicdan mahalli iman diyor. He. Kalp ile vicdan mahalli iman. Evet. İman yani, mahalli. Mahalli. Şey yok ki, söylenen ifadede bir sıkıntı yok. Şey yani. Tasdik, yani zihindeki tasdik, yani zihin tasdik etti, sarı ifade. Değil mi orada? Kalp kabul etti, o da sarı ifade. Kalbe kabulü verdiğimiz zaman bir sıkıntı olmaz ki. Olmaz. Zihinde tasdik, o da sıkıntı yok. Yani şöyle mi diyeceksin, diyelim diyorsun. Yani bir evet, birer kaydırırsak orası olur. Tamam, o zaman şöyle. Yani sanki. Peki, zihine ne dedik? Zihne tasdik diyeceğiz. Tasdik. Zihin tasdik edin. Dersen de dimağdaki tasdikle ayırman lazım. Yok, niye ayırıyoruz yani? Oradaki tasdiği tasdik ediyor kalbi zaten. Kalbi tasdik yani. He? Kalbi tasdik diyelim. Hayır, yine dimağdaki işte tasdikten geliyor. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Ben Hasan abinin söylediği gibi düşünüyorum. Tasdik ettiğin diyor. İkisinin dışında. Abla bir dakika, bir saniye. Tasdik ettiğin diyor senin dışında. Akılda, dimağda tasdik ediyorsun senin dışındakini. Ama zihin kabul ediyor. Artık tahayyül ve teşahhüs zihinde gerçekleşiyor. Yani iki tane var, iki tane. İki tane akıl var, iki tane kabul var, iki tane tasdik var. Hepsi iki tane. Bir, dış dünyanın akıl bunu yapıyor. Bir de müsaade. Kabul ediyor. Kim ediyor? Akıl. Kim tasdik ediyor? Tasdik ediyor. İçsel alemi kabul eden kim? Kabul eden kim? Zihin. Şey yapan, tasdik eden kim? Kabulü tasdik eden kim? Bir dakika. Kalp yapıyor. Abi iki tane yok. Bir tane var. Tasdik bir tane olur. Ama tasdiğin suretini akıl kabul ediyor. Onun mahiyeti veya hakikatini zihin kabul ediyor desek belki olur. Bir iki tane olmaz ki. Ama bu yine aynı dimağdaki tasdiği ilim ile çevirerek izandan zihine geçiyor. Ustad Sari yani söylüyor ki ahireti hep kabulü zihne veriyor. Tamam. Onda bir efendim sıkıntı yok. Abi bismillah. Zihin kabul etmesi daha makul. Zaten Sari bir iki yerde geçiyor zihinle ilgili. Kabul kelimesiyle birlikte mesela zihine kabul ettirmek üzere. İşaret Mücaz'da bir yer var mesela. Hı hı. Zihin geniş harman. Demin dediniz de işleme merkezi. Şimdi burada duralım. Bu kadar şey yapalım biraz da. Çünkü zihni dersi... He? Tasdik ile kabul arasında ne fark var? Bunu bilmiyorum, konuşuldu mu? İşte az önce söylediği oydu. Tasdik dış alemi... Dış kabulü alemi. Bak şöyle, dimağdan bildiğiniz yoldan gideyim. Dimağda vahiyi kabul eden akıldır. Kabul etti. Kabil olmak. Kap olmak. Onu tasdik eden tasdiktir. Kabul etti. Tamam. Evrağı kabul ettim. Müdüre geldim. Evrağınızı kabul edildi. Fakat tasdik etmedim ki. Onaylamadım yani.
Onun için kabil olmak, kap olmak, akıl vahiy kabul ediyor. Kabul etti. Tasdik ne yapıyor onu? Tasdik ettiğince o kabul ilme dönüşüyor. Bir üst makama çıkıyor. Aynı sistem. Sonra o tasdik izanda dimağın maneviyatı oluyor ve vicdana iniyor. Vicdanda iradeyi, çünkü her bir müstakil vicdan, his, vefa, şefkat, haya, edep hepsi müstakil. Vücudu var, ruhu var, hayatı var ve aklı var. Hepsi dört tane. Hepsi müstakildir. Hepsi onun fertlerimizin, fertlerin cemiyiz. Şefkat ayrı bir canlı ruhludur. Vefa ayrı canlı ruhludur. Böyleyiz. Sonra izandan indi mi vicdana? Orada irade ne demektir böyle? Bu değil, şu değil. Öyle zannetmeyin böyle ya. Bunu ihtiyar da yapıyor. İrade bu değil yani. Tamam. İrade geçmişten beslenip geleceğe bakarak anda ihtiyarı aktif ediyor. İrade, Allah'ın sıfatı. Şimdi sonra vicdanda irade oluyor, his oluyor, zihin oluyor. Şimdi akıl kabul ettiğini tasdik ilme dönüştürdüğü gibi ilim. İçsel alemde de zihin kabul ettiğini bir üst birim olan kalp, ona ne derseniz iman ediyor. Ha, iman ettiği bizim tabirde buradan bakınca konuşuyoruz. Ama öteden bakınca bize verilen cevaptır. Mesela bir şey vardı ya, iman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Evet, iman hakkı kabul ve tasdiktir. Bak ha. Sari. Bak görüyor musun? İman ise hakkı kabul ve tasdik. Ha, mesela şunu tam oldu yani. Belki bu sürecin bütünlüğü iman oluyor. Evet. Bütünlüğü. Mesela kabul ve tasdik. Bu tasdiktir. Mesela şöyle diyelim. Şöyle yapsak uyar mı? Kabul önce, tasdik daha içeride. Kabul içeride duruyor. Ve tasdik. Şu mu? Yani daha aşağı indi. Şimdi daha da karıştı. Şöyle bu iman. Şu yazı şekliyle de ha. Hakkı kabul ve tasdik. Evet. Neyse gidelim biraz. Çünkü zihin okuyacağız. Seni bitirin. Şimdi ha budur desek. O zaman lazım. Şöyle yani. Buradaki süreç aslında biz bütünü özetlemeye çalışıyoruz. Şu metinden oraya gitmeye çalıştık. Biraz bocaladık yani, artı eksi oldu. O zaman detayından biraz çalışalım. Belki aslında Mehmet abinin dediği gibi işi suret, hakikat, mahiyet şeklinde de düşünmek gerekiyor ki. Bazen suretinden bazen... Peki. Sonra bir de şey değil mi abi? Zihin zaten kalbin bir şey değil mi? Parçası. Bir ayağı. Bir parçası zaten. Şurayı bir okuyayım, ondan sonra zihine girelim. Bir şey yaparken, buralıyken, yani alem-i şehadette, bir şey biz yaparken burada, alem-i şehadette düşünürken ise oralı, yani alem-i gaybli oluyoruz. Mesela diyelim ki eylem, Kur'an okumak, eylemde buralıyız. Ama eylemde ortaya çıkıp ama şehadette gözükmeyen haletler, fikirler, hisler, duygular, latifeler hep oralı. Hiç alakası yok buraya. Mesela şöyle diyeyim. Mesela vefa. Eğer buralı olsaydı kafirde de olurdu vesaire. Mesela ahirete ait bir özlem. Onunla beraber bir anda her yerde olsak. Yani içsel alemde herkesin yaşadığı buralı değil. Ama eylem burada. Mesela diyelim ki namaz kılmak buralıdır. Namaz buralıdır. Ama namaza benzemeyen ama namazda ortaya çıkan oralı. Başka. Ben buralıyım. İman ettim ahirete. Mesela peygamber her şeye iman etti. Yani iman eden adreslemek noktasında beden ben ediyorum. Yani namaz daha güzel misal ya. Namaz kılıyorum buralı. Ama namazın içeriği buralı değil. Buraya hiç benzemez. Namazın haletleri, namazın hisleri buraya benzer. Kilosu, litresi, hacmi, kütlesi yoktur. Zamansız bir şey. Düşünmenin hakikati ve kanuniyeti buralı değil. Düşünürken, eylemdeyken varlığı ortaya çıkıyor. Eylemde değilken, yani düşünmeyi düşünmezken biz neyiz kalıyoruz? Düşünmeyi düşünemiyoruz. Aslında düşünmek ayrı bir şey, düşünmeyi düşünmek ayrı bir şey. Çok daha garip. İskaladığımız orası. Kabulü kabul etmek, reddi reddetmek daha farklı. Yani yok yok olsa diyor. Yok ilk önce ama yok yok oldu mu tersine dönüyor. Ki düşünmeyi neyle düşüneceğiz? Devam edeyim.
Büyüs bilimler. Tefekkür değil mi abi? Düşünme. Çok güzel soru. Siz devam edin. Evet. Siz devam edin. Bir daha. Şöyle yapsam daha iyi olur diye düşünmenin hakikati bak. Düşünmenin bir hakikati var. Kanuniyeti var. Bunlar buralı değil. Otomatik Mehmet kardeşim bu sorusu. Düşünmenin dört mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti. Başka çözemezsiniz. İmanın sureti, kanuniyeti hakkında gibi. Düşünürken, bak düşünüyorum, düşlerken, eylemdeyken yani, düşünmeye, yani eylemdeyim iken, varlığı ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki Allah, Allah'ı düşünüyorum. Ha, Allah var böyle. Varlığı ortaya çıktı, var dedi. Yani Allah var yani. Hatta inkar ederken bile onaylıyorum. Yok diyoruz. Kim yok? Allah yok. Ha, var yok. Sen ilk önce var ediyorsun, sonra yok ediyorsun. Kim yok? Söyle bakalım. Allah yok. Bak ilk önce var ediyorsun. Eylemden değilken, yani düşünmeyi düşünmezken, düşüncemiz neredeydi? Düşünmeyi düşünmezken, mesela bir şey düşünüyoruz. Şimdi düşündük mü? Şu anda düşünüyoruz. Bu düşünceyi düşünmeden, çıkmadan, o düşünce neredeydi? Bunlar hep çalışıyor arkada. Bilgisayarda Ali'nin mesleği, bilgisayarda ekranda bir şey duruyor, ekran resmi. Ama arkada bir sürü şeyler çalışıyor. Mesela aşağı indirmişim, video faltıyor. Başka bir videoyu atıyor şeye, siteye atıyor. Başka bir şey yapıyor. Tamam? Ama hiçbirisi gözükmüyor değil mi Ali? Evet. Aşağıda. Ha, böyle. Bizim bazı şeylerimiz aşağıda değil. Bazı şeylerimiz aşağıda, bazı şeylerimiz bilgisayarın solunda, sağında, üstünde. Altı yönde devamlı çalışıyor bilgisayar bizde. İnsanda altı yön var. Şu alanın sonunda söylüyor. Bilgisayarda ise aşağıya taşıdın. Abi gözükmesin dedi. Filmi ufaltıyor. Aynı anda önceki filmi siteye atıyor. Başka bir şey de yazıyorum ben. Şimdi aynı bunun gibi düşünmeyi düşünmezken düşüncen düşünmüyor muydu? Çalışıyordu arkada. Bak şimdi. İyi yaslanın. Bu da çok ilginç. Buna da bu çok önemli olduğu için söylüyorum. Buna da cevap bulunamadığı için yani düşünceyi düşünemediğimiz için illüzyon demişler bu dünyaya. Yani bilim ve ilim ne kadar genişlese de insanoğlunun temel soruları hala gizemini koruyor. Onlardan en mühimi ben kimim? İlim bilim gelişti, ilim bilim gelişti halde illüzyon için demişler. Çünkü ilim ve bilim ne kadar gelişse bile insanoğlunun temel soruları gizemini, gizliliğini, sırlılığını koruyor. Nedir onlar bilim ve ilim için? Ben kimim? Niye buradayım? Ve burası neresi? Ve birisi beni getirdi mi? Anne karnını hatırlamıyoruz. Ama aklen oradan geldiğimizi inkar edemiyoruz. Düşündüğümüzü düşünebiliyoruz. İnsan uzun süre belirsizliğe dayanamaz ve yaşayamaz. Çıldırır. İnsan belirsizliğe dayanamaz. Bunu kim kaldırıyor? Vahiy kaldırıyor. İnsan belirsizliğe asla dayanamaz. Tahammül edemez. İşte psikolojinin en son durağı ki intiharın başlangıcı burası. Belirsizlik. Her şey, mesela çocuklarla belirsizlik yaşıyorum. Eşimle çocuk şeyi, sağlığımla belirsizlik yaşıyorum. Eşimle bu altı yol kavşağı gibi belirsizlikler çoğaldıkça bir yerde son buluyor. İntihar o. Aslında intihar belirsizliği belirlemenin adı olmuş. Belirledi. Nedir o? Ben bu altı yol kavşaktan çıkıyorum. Ben yokum bu işte. Çünkü çocuklarımla bir belirsizlik yaşıyorum. Eşimle bir belirsizlik yaşıyorum. İş yerimle, akrabayı tarukatımla, sağlığımla, şunla, bunla. Çözemiyorum. Belirsizliklerin cem olduğu bir yerde belirlenmesi gerekiyor. Bu intihar belirsizliğin insan tahammül edemeyeceğinin adıdır. Belirsizliklerin başka bir şekilde belirlenme zannıdır intihar. Ve burada duruyorum. Her şeyin anlamsız olduğu bir yerde anlamlandırmaya mı çalışıyor? Evet. Yani zihin aynı zamanda içsel enerjiyle kainat enerjisini kullanıyor. Ona da biraz şey yapayım. Zihin aslında
içsel enerji, sistemin yumağı, dışsal enerji var ya kainata salmış Allah. Mesela şu anda -15 niye yok? Sıcaklık var. Allah bir şey harcıyor şu anda. Niye kimyada, senin meslekte birbirine bağlı elektron şeyler, kimyasal elektronlar, bu kalem gözüktü. Bir şey harcanıyor değil mi? Enerji. Şu anda harcanan bir enerji var. Bu enerji görelim, görmeyelim, bilelim, bilmeyelim. Bu enerjiyi içsel enerjiyle beraber bütünleştirip şahadeti veya gaybi bir yapıya dönüştüren zihindir. Kavşak. Zihin böyle bir özelliği var, acayip. Yani kainata taşıyor insanı zihin. İnsanı kainata taşıyor. İnsan kainat deyince bu alem şahadet değil. Arşa kadar. İçimin içine giriyorum. Mekan ve zamanı aynı anda yaşayabiliyorum ve arkasına geçebiliyorum zihinle. İçimin içine girmenin zemini zihin. Mekan ya. Zihin mekan. Tefekkürle mekanın üstünü açıyoruz. Zihnin üstünü açıyoruz. Alemin tam da burada oluşturuyoruz. Yani alemimizi tam da zihinde oluşturuyoruz. Kişinin, herkesin dünyası farklı dediğim şey zihin. Zihin mekandır. Yani kain, Ustad Pusari, kainatın bizdeki montası. Şeceri hırkatın değil ama kainatla şeceri hırkat karıştırmamak lazım. Kainatın haritası, harita 1/1 milyon. Yani bu kadar ufaltılmış, bu haritada gösterilmiş gibi harita. Navigasyon mesela açıyorsun uydudan, aslında harita burada. Ama burada orası bunu onaylayınca bu da üzerinde olanı aydınlatıyor. Buradasın diyor. Aslında bu var. Aydınlatınca ha biz buradayız diyoruz. Aslında ben mesela gelecek Arnavutköy'e nasıl gideceğim? Kaç dakika var? Çünkü bu akılsız aklıma hocalık yapıyor. Diyor ki 35 dakika sonra oradasın diyor. Yolda bu. Bu akılsız akıllı iş yapıyor da. Düşün. Peki nasıl yapıyor? Aslında burada hepsi mazi, müstakbel hepsi var. Benim bulunduğumla gideceğim nokta arasına koordinatı veriyorum. Birisi beni görüyor gizli uydudan. Uydu insan diyelim aşağı. Ondan sonra diyor ki sen şuradasın diyor. Şurası benim için ikisi eşit. Uydu için Tepecik'te Arnavutköy eşit. İkisi de nazarımda diyor. Hemen tak diye benim sistemini onaylıyor. Şimdi benim uydu bana göre mazi ve müstakbel yok. Ama bana göre mazi ve müstakbel varken uyduya göre mazi müstakbel yok. Andadır o. Benim yaptığım bir sistem uydu mazi ve müstakbeli kaldırıyorsa benim ruhumu yapan, navigasyonumu yapan zat nasıl mazi ve müstakbeli kaldıramazsın? Bana olan, bana göre olan, nispi olan zaman kavramı uydu kaldırıyor. Yani uyduya göre Arnavutköy gelecek değil. Ama benim için gelecek. 35 dakika sonra var olur. Ama uydu için andadır. İkisi de andadır. Uydu. Çünkü ikisi beraber bakıyor. İşte zihin böyle bir navigasyondur. Geçmiş ve gelecek yok. Hepsi anda vardır. Peki onu vahiy uydusuyla onaylanınca onun adı tefekkürdür. Uyduyu vahiy düşün. Telefondaki harita zihni düşün. Sinyal verince sinyali kabul etti. O imandan önce ne vardı? Hidayet. Vahiy ile telefon arasındaki bağın adı hidayet. Onaylandımsa iman. İşte zihin haritadır. Vahiy şey haşa Cenab-ı Hak vahiy şey olsa, uydu olsa oradaki sinyal hidayettir. Onaylarsam imandır. İman da mazi ve müstakbeli bana gösteriyor, halde gösteriyor. Bak buradasın diyor. Buraya gideceksin diyor. Ona ne kadar yol var ya? Aa dereler de varmış ya. Burada viraj var. Gitmediğim halde görüyor. Gelecek andadır. Hani gelecek bilinmez? Biliniyor. Girişte İslamiyet. Evet. Ben bir şey çizebilir miyim abi? Çiz abi. Kuantum fiziğine göre atomlar çok acayip. Burada Erdinç var mı? Yok, olsaydı güzel olurdu. Onun sahası. Kuantum fiziğine göre ben biraz daha fazla merak ettim bunu. Kuantum fiziğine göre atomlar bazen dalga, bazen parçacık şeklinde tezahür etmeyi tercih edebiliyorlar. Acayip bir şey. Biliyor musunuz bunu? Bazen kuantum fiziğine göre atomlar gözlemleniyorsa, bilmem çeşitli sebep, dış etkenlerle bazen dalga, bazen tanecik olarak hareket edebiliyorlar. Tamam, nerede kullanacağım ben bunu? Bunu yaparken bizim bildiğimiz hayat mertebesini
biz orada aramamız lazım. Yani mesela kuantum fiziğine göre o tanecik bazen dalga bazen tanecik hareket yapıyor. Değişmesinin sebebi nedir? Gözlemci. Hariciye göre değiştiriyor hemen. Dalgayı taneciğe dönüştürüyor. Aynı bunu gibi de bakacağız sonra Gafur. Bakacağız artık. He. Bunu yaparken bizim bildiğimiz hayat mertebesiyle yapmıyor bunu. Bizim hayatın mertebesi var ya 5 deniliyor. O kadar değil. Bize anlatılan bu kadar şimdi. Hayat mertebesi. Ükte-i hayatiye söylüyor mesela. Çekirdekte de hayat var. Ama bizim bildiğimiz gibi hayat değil. Yani iradenin hayat mertebesiyle zihnin, hissin, latife-i Rabbaniye'nin hayat mertebeleri farklı olduğu gibi. Yani latife-i Rabbaniye canlıdır. Zihin gibi canlıdır ama zihin gibi değil. Mesela bitki de canlıdır, hayvan da canlıdır, cinler de canlıdır, melekler de canlıdır, zihayattır. Ben de canlıyım. Allah'ın sıfatı da haydır. Aynı mıdır? Mertebeleri çok farklı. Aynı bunun gibi irade canlıdır. Zihin canlıdır. Akıl canlıdır. Fikir canlıdır. Zan canlıdır. Hayal canlıdır. Canlı olmasa etkilenir miyim? Ne hayal ederseniz vücudunuz ona dönüşüyor. Cinsellik hayal edersen, gadabı hayal edersen, fikri hayal edersen ona dönüşüyor. Vücut hemen hormonları değişiyor. Yani ona dönüşüyor. Ona entegre oluyoruz. O hayat çalışıyor. O galip oluyor. Hissin, latife-i Rabbaniye'nin hayat mertebeleri farklı olduğu gibi alem-i şehadetteki eşya ve hadiselerin de birbirlerinden çok farklı hayat mertebeleri de var. Mesela çekirdeğin ukde-i hayatı ile taşın hayatı ve toprağın hayatı mertebe çok farklı. İşte burada bugünkü ısınma bu ısınmaydı. Burada duruyoruz. Bir de bu kuantum fiziğinden öteye bir de sicim teorisi var abi. Evet. Sicim teorisi neymiş? Parçacık fiziğinde kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel görecelik kuramını birleştiren bir teoriymiş. Sicim adı klasik yaklaşımla diyor ki sıfır boyutlu noktalar, boyutlu noktalar şeklinde tarif edilen atom altı parçacıkların aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceği varsayımına dayanıyor. Evet. İpliksi şeklinde enerjilermiş böyle sürekli. Devamlı oynuyor. Var gözüküp kayboluyorlar. Böyle olduğu söyleniyor. Bir boyutlu. Evet. Şimdi sen şeyini anlat da ben zihne geçeyim. Abi. Şimdi bakın. Şimdi az önce dediniz ya. Mesela sizin düşünce için söylediğinizi ben hep lezzet için düşünürdüm. Lezzet de bir manada aynı şey. Tabii çünkü müstakil bir hayatı var lezzetin. Evet. Ruhu var, hayatı var. Lezzeti mukaddesi ya. O bir latifedir arkadaşlar. Lezzet latifedir, zevk bir latifedir, şehvet bir latifedir. Muhabbet, aşk, memnuniyet, iftihar. Hele en çok hoşuma giden latife, vefa latifesi. Elhamdülillah. Devam et. Şimdi abi, düşünce için dediğinizi ben hep lezzet için bu zamana kadar düşünüyordum abi. Diyordum ki abi, şimdi bende bir lezzet var, bunu dış dünyayla, elma ile ifade ediyorum. Bendekini ifade ediyorum. Tamam. Bendekini açıyorum. Çekirdek bende, benimle bütün alemi tanımlıyorum. Tamam. Tamam mı abi? Ve o alemin içinde de bir ben var, çekirdek. Bana cevap tanımlıyor. Bana cevap veren. Elmanın. Bana cevap veren. İşte onunla da abi, bakın şu kırmızı çizgiler, bu da benim zihin bütünlüğümü, imanımı oluşturuyor tamam. Hasan abi. Aynen öyle. Üstünü açıyor. Üstünü açıyor. Kısacası tefekkür zihinde mekan açıyor diyor. İşte, ne kadar tefekkürümüz varsa evet, zihinde o kadar mekanımız işte var. İşte abi budur bizim ebedi vücudumuz. Ayrım ve teşahhüs bence. Ustadın hususi dünya dediği zihin.